söylemiş olduklarınızın yarısıyla uygulansa Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olur. Hele ki sizin gibi inanan gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bahsettiğiniz aydınlıkçı, soyucu, yurtsever yapısını koruyabilse Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten bugün zaten bunları tartışıyor da olmazdık. Bugün bunları tartışmamızın ben çok vahim bir durum olduğunu düşünüyorum. 21. yüzyıla giriyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini tartışıyoruz. Nerede olması gerektiğini tartışıyoruz, nerede olduğunu tartışıyoruz. Biraz da şeye gelelim, son dönemde değişim dönüşüm deniyor, siz de söylediniz bunu ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişimin adresini de işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı diyor ki Kılıçdaroğlu ile devam edelim, bir kısmı da İmamoğlu ile devam edelim. Yani değişim bu iki isim arasında veya dönüşüm iki isim arasında mı olmalı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde efendim başka aday yok diyorlar. E çıkıyor işte İlhan Cihaner çıkıyor veya Tanju Özkan çıkıyor veya başka isimler mutlaka çıkıyor. Siz çıkabilirsiniz. Siz düşünüyor musunuz mesela genel başkan adayı? Hayır, ben kendime böyle bir görev aldım. Veya bir geçiş sürecinde geçirirse bence çok daha mantıklı olur. Bana göre Murat Karayalçın bu partiyi olması gereken noktaya taşımak için geçiş süre döneminde en az bir dönem genel başkan olmalı diye düşünüyorum. Hani adam yok diyorlar ya genel başkan kim olsun kim olsun. Bu Fikri Sağlar da var. Pek çok isim var değil mi? Tabii. Niye bu iki isim arasında sıkıştırıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben de benzer bir değerlendirmede bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok arkadaşımız var. Bu işe götürecek kadrolarımız var. Aslında zaten yani biri gelip götürecek gibi bir beklentiyi de sol düşünceye sahip bir partide çok doğru bulmadığımı ifade edeyim. Yani bir beyaz atlı prens ya da beyaz atlı prenses yaklaşımı da doğru değil. Aslında benim biraz önce eleştirdiğim bu süreç içinde biz bir siyasi tembellik yaşadık. Onu da söyleyeyim bu vesileyle Bülent Bey. Siyasi tembellikle şunu anlatmak istiyorum. Bir süre önce bizde bir görüş ortaya çıktı. Bu uzunca bir süredir. Çok uzunca bir süredir bunu düşünüyoruz. Ya birisi gelsin, çok güzel konuşsun, elini masaya vursun, çıksın, dolaşsın vesaire vesaire, bizi iktidar yapsın. İşin kolayını buluyoruz. Bir tembellik dediğim bu. Birisi bunu yapacak. Onun için beyaz atlı prens, prenses diyorum. Birinci kolaylık bu. İkinci kolaylık da şu. Ya biz galiba sağdan seçmen alamıyoruz. Madem öyle sağdan siyasetçi transfer edelim, gelirken de seçmen getirsin. O da olmuyor. O da doğru değil. Vekil oluyorlar. Çok örneğini yaşadık. O da olmuyor. Dolayısıyla siyasi tembelliği bir yana bırakmalıyız. Bir kadro yönetimi düşünmelidir. Tabii çok genel başkanlık yapacak arkadaşımız da var. Ama onlarla birlikte kadro çalışması yapacak arkadaşlarımız da var. Bu adlarını saydıklarınızın hepsi bizim birinci sınıf evladımızdır. Çok değerli evladımızdır. Kim çıkarsa çıksın. Ben sorunu falanca gitsin, filanca gelsin sorunu olarak görmüyorum. Ben sorunu falanca kurul değiştirilsin sorunu olarak da görmüyorum. Ben sorunu yapısal olarak görüyorum ve o nedenle bu önerilerde bulunuyorum. Ekrem Bey bana göre çok başarılı bir belediye başkanımız. Ayrıca İstanbul halkının beğenisini de toplamış bir arkadaşımız. Bu kurultay tabii ne zaman olacak bilmiyoruz. Ama bu kurultay seçimden önce olacaksa Ekrem Bey'in aday olması olanaklı değil. Çünkü İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bırakmak zorunda kalacak. O da uygun olmaz. Ekrem Bey'in de böyle bir düşünce taşıdığını sanmıyorum. Kurultay seçimden sonra ne olacak, olacaksa ne olur onu bilemiyorum. Ona o zaman bakalım. Olmalı sizce? Valla ben şöyle bilmiyorum, ona gelecek miyiz? Ama yerel yönetimlerle ilgili bir çalışmanın yapılmasıyla bağlantılı olarak bunu değerlendiriyorum. Şimdi şöyle bir hava var, isterseniz onu da söyleyeyim. Şöyle bir hava var bizde. Ya şimdi bir tartışma içinde şunu bitirelim. Bu bitince zaten belediye seçimlerini kazanırız. Yok öyle şey.
Bunu zaten bitirelim tabii. Bir an önce bu tartışmaları bitirelim, bu çalışmaları yapalım, tamamlayalım. O tamam da onları bitirmiş olmamız, tamamlamış olmamız bize belediye seçimlerini başta İstanbul olmak üzere otomatik olarak getirecek değil. Şimdi 2019'un bir adım gerisindeyiz. Hatta birkaç adım gerisindeyiz. Müttefik belki doğru bir sözcük değil, çok bir savaş şeyini çağrıştırıyor ama ittifak yaptığımız partiler İYİ Parti yolunuz açık olsun anlamında bir ifade kullandı Sayın Genel Başkan, Sayın Akşener. Ben bunun çok kesin olmadığını ama bunun aynı zamanda bir el yükseltmesi olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ama o bile bir zorluk olduğunu gösteriyor. Bir de HDP var. İttifakta değildi 2019 seçimlerinde ama biz HDP'li seçmenlerin katkılarıyla, çok açık olarak katkılarıyla biz bu 2019 seçimlerini kazanmıştık. Şimdi HDP yönetimi diyor ki, gerçi yeni yönetim seçilmedi. Görevi bırakacağını açıklayan sayın eş başkanlar bu açıklamada bulundu. Diyorlar ki biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Şimdi dolayısıyla 2019'un birkaç adım gerisindeyiz. Şimdi bir üçüncü şey daha var. Yani 2019'u tekrar edecek olsak da, biz içimizdeki bu tartışmaları şu anda bitirmiş olsak da, bu da yeterli değil Bülent Bey. İşler çok hızlı gelişiyor. Çok yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Ayrıca çok kökleşmiş vahim sorunlarla karşı karşıyayız. Yani konut sorunu 1980'lerde bunun çözümü için kurulmuş bir örgütün başında genel başkanlığında görev yapmış birisi olabilir. Kooperatifler Birliği'nin, Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifler Birliği'nin genel başkanlığını yapmış birisi olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu söylüyorum. Konut sorunu 1980'lere göre daha çok el yakan vaziyette. Kiralar öyle. Kentsel dönüşüm konusu var. Kent hakları konusu var. Yani 2013 Gezi'nin, Şanlı Gezi direnişinin ortaya koyduğu yepyeni bir anlayış var. Yani bunlardan hareketle bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin kentlerinde yaşayan insanlara çevre kirliliği sorunu var. Türkiye'nin kentlerinde yaşayan insanlara nasıl bir kent yönetimi programını sunacağımızı da açıklamamız gerekiyor. Ben bütün kent konseyleriyle, Türkiye'nin her yerinde kentlerde kurulmuş olan kent konseyleriyle, üniversitelerle bu çalışmaları yapalım istiyorum. Onlardan gelecek önerileri bir ara rapor şeklinde bölge tartışmalarına taşıyalım istiyorum. Ve bölgelerden gelecek önerilerle birlikte biz yerel yönetimler kurultayını Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapalım, günlerce tartışalım. Ve ondan sonra da önerilerimizi Türkiye'nin kentlerinde yaşayan yurttaşlarımıza kurultay kararı olarak sunalım istiyorum. Şimdi buradan hareketle deminki sorunuza geleyim. Siz kurultayın önce mi sonra mı yapılmasını istiyorsunuz diye sormuştunuz. Vallahi önce olmalı. Yani kongreleri yapıyorsunuz da, ilçe ve il kongreleri tamamlanıyor da, yani kurultayı niye seçimden sonraya bırakıyorsunuz ki? Onu şöyle diyorlar, Kemal Bey kupon belediyeleri, işte bazı yerleri kaybetmeye göz alıyor zaten şey olarak, belirli insanlara verecek, ondan sonra da partide bırakıp gidecek diyenler de var. Evet, çok şey söyleniyor tabii, söylenir. Ben Sayın Genel Başkan'ın tabii CHP için kendi düşüncesine göre en iyi olanı istediğine içtenlikle inanıyorum. Benim önerim budur. Bana göre, eski bir genel başkan olarak, kıdemli partili olarak söylüyorum, bana göre doğrusu budur. Kurultay belediye seçimlerinden önce yapılmalıdır ve biraz önce dediğim çalışmayı da içermelidir. Yani bir günlük değil, belki 3-5 günlük, belki bir haftalık bir kurultay yapılmalıdır.